Enstrümantal rock denince akla gelen az sayıda isimden biridir Joe Satriani. 80'li yıllarda ünlenen ve gitardaki ustalığıyla rock gitaristlerinin idollerinden biri haline gelen Satriani, geçtiğimiz yaz Türkiye'ye de gelmiş ve hayranlarına unutulmaz bir konser vermişti. Adı Steve Vai ve Yngwie Malmsteen gibi gitarın hızlı teknisyenleriyle bir anılan Satriani, en büyük ilham kaynağı olarak Jimi Hendrix, Jimmy Page ve Jeff Beck gibi ustaları gösteriyor. Cuma günü ülkemizde de piyasaya sürülecek olan son albümünde usta gitaristin yeni bir ilham kaynağı olduğunu görüyoruz. Bazılarına şaşırtıcı gelecektir muhakkak. Ama Satriani, Professor Such a Funkless and the Mysterion of Rock adlı 11. stüdyo albümünde iki parça için Aşık Veysel'i referans göstermiş ve bu parçaları ona adamış. Satriani, gitarla Türk ezgilerini yorumladığı Andalusia ve Aşık Veysel adlı bu parçalara ilham olan Aşık Veysel'i konser için Türkiye'ye geldiği sırada tanımış. Song number 9 is a tribute song to the great Turkish sax player Aşık Veysel. On a recent trip to Istanbul, I was turned on to his music by our Turkish promoters, and I was really floored by the power and the beauty of the recordings. And I started to really get into his catalog of music and decided to write a kind of a tribute song about my enthusiasm about being a new fan of his music. And it's kind of a loose jam arrangement and something we've never done before on a record, especially doing the sort of 60s style panning of the guitar left and the bass right. But it's a really exciting recording. And we captured a great improvisation in the studio. CD kitapçığında Aşık Veysel'in adının Aşık Veysel olarak yazılışı içinse bakın şunları söylüyor Satriani. I would like to point out though, if you take a look at my original notes, you can see that I did spell Aşık Veysel correctly. But somehow, between this notebook and the final CD booklet, we managed to screw it up and I apologize, but we will get it corrected on subsequent printings. 10 parçanın yer aldığı Professor Such a Funkless and the Mysterion of Rock 11 Nisan'dan itibaren Sony BMG etiketiyle müzik marketlerde.